Bu tanıtım günleri kapsamında 5 Nisan'da yani ikinci gününde, tanıtım günlerinin ikinci gününde Halil Cemil adlı komedi dram oyunumuzu oynadık. Ondan sonra Bediüzzaman Said Üniversitesi'yi anlatan Gurbette Parlayan Nur adlı tiyatro oyunumuzla izleyicileri buluştuk. Hakikaten büyük bir beğeniyle izlendi. Ben oyunculara dönmek istiyorum. Şöyle öncelikle bir üstadımızı alalım. Evet. Bediüzzaman Said Üniversitesi oyununda başrolde oynayan kıymetli oyuncumuz Uğur Yalvaç yanımızda. Kendisinin duygularını bir alalım öncelikle. Hoş geldin Uğur. Hoş bulduk hocam. Oyun çok güzel geçti. Seyircilerimiz yine iyiydi. İyi bir performans sergilediğimize inanıyorum. İnşallah izleyenleri memnun etmişizdir. Özellikle sahneyi tasarlama açısından ve orta dekor ve kostümleri şöyle bir araya getirirken sahnenin altyapısı dikkat alarak baktığımızda bir takım sıkıntılar yaşandı. Bunları nasıl açtık? Bunları biraz bahsedelim. Evet, beklentimiz çok büyüktü sahne konusunda. Geldiğimizde çok kötü bir durumla karşılaştık. Işık olsun, ses olsun çok büyük sorunlar vardı. Bir şekilde hallettik. Yine de iyi geçti bence. Evet. Gerçekten ciddi bir karakterde oynadın ve çok da beğenildin. Bunu açıkça söyleyeyim. En azından televizyonlar bunu merakla takip ettiler. Bu konuda seni tebrik ediyoruz. Çalışmalarına başarılarını devam ediyoruz. Teşekkürler. Evet, hemen paşamızı alalım. Şöyle fiyakalı gözlüğüyle ve tarz yapmış bilgeliğiyle. Ama ne yaparsan yap, o vücudu saklıyor musun Mustafa? Saklayamam hocam. Evet, tabii sevgili izleyiciler. İnanın biz şu an kendimizi Bitlis'te hissediyoruz. Çünkü hangi tarafa baksak tanıdığımız simalar, hangi tarafa baksak alışık olduğumuz o kültürel yapıyı, o dokuyu görüyoruz. Aynı zamanda biz yediğimiz, soframıza gördüğümüz her şeyi burada bulabiliyoruz ya, ya da kokusunu duyuyoruz ya, işte bu bizi yeterince Bitlis'e götürüyor. Her ne kadar amblemlerde veyahut da gördüğümüz billboardlarda, panolarda Bitlis ismi olsa da yani bunlar yeterli diyorlar. Sevgili izleyiciler, bunlar yeterli değil. Onu özünde hissetmek önemlidir ve buradaki ekip ruhundan biz gerçekten çok mutluyuz ve memnunuz. Evet sevgili Mustafa, oyunlar hakkında ne düşünüyorsun? Neler yaptık burada Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde? Ne gibi çalışmalarımız oldu, ne yaptık? İzleyici açısından da biraz değindirelim. İzleyici yönünden biraz sıkıntı çektik. Reklam yetersiz kaldı. Haberi olmayan çok kişi vardı. Ama böyle bir organizasyonda, hele hele memleketimizin tanıtımında bizim de bir emeğimiz olduğu için çok mutluyuz. Müthiş bir ambiyans var, müthiş bir ilgi var. Yani bunu görmek bizi gerçekten gururlandırıyor. Teşekkür ediyoruz bizim buraya gelmemizi sağlayan, özellikle size. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Yani emin olun, eğer sizin yetenekleriniz olmazsa biz buraya gelemezdik. Zaten gelmemizde bir anlamı olmazdı. Evet, biz de sana teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Aslında hepsiyle konuşacağız ama... Evet, Funda Nurdoğan. Tatvan Anadolu Ritmi Sesi'nin değerli bir oyuncusu. Tatvan Anadolu Ritmi Sesi Tiyatro Kulübü'nün değerli bir oyuncusu. Evet, burada neler gördük? Beklentileri karşılayabildik mi acaba? Oyun hakkında biraz konuşalım. Oyunumuz güzeldi hocam. Hani en azından böyle Bitlis adına, hele ki Said Nursi oyunu, hani Bitlis'ten çıkan bir Said'i hani canlandırmak, oynamak yani harikaydı. Böyle bir toplantı, böyle bir şeye, organizasyona çok hani katkıda bulunduk bence. Güzeldi yani. Ve güzel geçti hocam ya. Hem eğleniyoruz hem işimizi yapıyoruz. Yani hem sahne arkası harika. Çok eğlenceli bir iş yapıyoruz hocam. Tiyatro hayattır, evet. Dediğiniz gibi. Biz de seni tebrik ediyoruz. Fazla vakit kaybetmeyelim. Evet, Hatice Kadın, Sevda. Sevda, Halil Cemil oyununun baş karakteri, baş oyuncusu. Ve oyun içerisinde birçok tepki toplamış olan bir karakter aslında. Bu da işini ne kadar doğru yaptığını göstermiş oluyor. Evet, Sevda. Önce Hatice Kadın'ı ele alacağım diyeceğim ama biraz yüzeysel gidelim, biraz kapsamlı gidelim. Bitti sanatım günleri nasıl geçti? İzlenimlerin nelerdir? Oyun hakkında da biraz konuşalım. Yani burada buraya gelen insanlar küçük Bitlis'i görebiliyor burada. Herkesin deyimiyle tabii küçük Bitlis. Buraya geldiğim zaman gerçekten Bitlis'i ne kadar özlediğimi, bir daha ne kadar özlediğimi anladım.
Zaten biz burada daha çok Ankaralı insanlardan daha çok Bitlisli insanları gördük. Hep sorduğumuz zaman nerelisiniz? Bitlisliyiz, biz Bitlis'ten geliyoruz dediler. Tabii biz de buna sevindik aslında. Yani böyle insanların olması bir gurur verici. Evet. Harika. Aslında bu gururu en çok biz taşıyoruz. Çünkü biz temsil olarak geldik. Biz tiyatroyu temsil ettik. Aynı zamanda kendi kültürümüzü temsil ederken özellikle sizin o yüresel kıyafetlere tatvan kaymakamın standındaki o boy gösterileriniz hakikaten çok merak uyandırdı. Bütün televizyon kanalları da oradaydı. Öyleydi. Daha doğrusu meraklı gözler sizi takip etti. Bu aslında biraz mutluluk verici. Oyun hakkında ne düşünüyorsun? Tiyatrolarımız nasıl geçti? Tiyatro çok güzeldi. Hele de Ankaralı insanlara bizim yaptığımız tiyatroyu göstermek daha da bir güzeldi. Seyircilerle paylaşmak, bu duyguyu seyircilerle paylaşmak. Zaten onların o mutlu yüzlerini gördükçe biz de daha çok mutlu oluyorduk. Evet. Oyun sonrası onların da oyuna karşı tepkilerini, izlenimlerini duyunca zaten o mutlu yüzü görmek bizim için her şeydi. Evet. Tabii insanı mutlu ettiği için muhakkak çok mutlusundur ve mutluluğun devamını dileriz sevde. Evet, şu sağ tarafa bakalım. Oyuncularımızdan. Evet, Metap. Halil Cemil oyununda görevim vardı. Karakter neydi? Gelin. Gelin. Peki sence biz Bitlis'imizin düğünlerini, kınasını, daha doğrusu kültürel motifini iyice sergilebildik mi sence? Yani bir sürü şey yaptık. Evet. Bence yani sergiledik. Oyunlar nasıl geçti? Başarılı mıydı sence? Yani hocam seste, ışıkta biraz sorun vardı. Sahne biraz sorunluydu ama biz oyunculuğumuzla öne çıktık bence. Teşekkür ederiz. İyi, tebrik ederiz seni. Evet, aslında Halil Cemil. Evet, Halil Cemil'i alalım. Sevgili izleyiciler, yöresel oyunumuzda Halil Cemil oyunda ana karakterde oynayan İnan Çiftçi ile beraberiz. İnan Çiftçi. Evet, önce bir oyundan bahsedelim. Oyun nasıl geçti? Halil Cemil oyunu gerçekten beklentilere cevap verdi mi? Halil Cemil oyunu gerçekten yani seyircilerimiz, daha doğrusu izleyicilerimiz pek fazla olmamasına rağmen biz elimizden geldiğince bunu yansıtmaya çalıştık. Hem yöresel geleneklerimizi. Oyunun da en iyi şekilde yansıttığımızı düşünüyoruz. Çünkü gerçekten çok hazırlanmıştık. Ve yönetmenimiz Hidayet İke, artık kaymakamımızın imkanlara, yani bize sunduğu imkanlar sayesinde bunları gerçekleştirdik. Gerçekten de harika bir oyundu. Çok güzel geçti. İnşallah Ankaralılar da bunu beğenmiştir. Çok güzel geçtiğini düşünüyorum. Evet, eğer vicdanen biz rahatsızsak zaten gerisi sorun değil, değil mi? Tamam. Evet, tebrik ediyoruz. Hasan Ağa'yı bir alalım. Evet. Mahmut Tutkun, sevgili izleyiciler. Halil Cemil'in sömürdüğü karakter. Doğru mu? Doğru. Evet, neler düşünüyorsun? Bu Bitlis Tanıtım Günleri'nin hakkındaki izlenimlerin nelerdir? Hocam, Bitlis Tanıtım Günleri... Biraz da oyundan bahsedelim. Evet hocam, bu kadar beklemiyordum. Bitlis Tanıtım Günleri derken bir kısmın bize ayrılacağını düşünüyordum. Evet. Ama içerinin, her tarafın böyle Bitlis'e ait olması, sadece içeriden küçük bir Bitlis kurulmuş gibi olması çok güzel bir duygu hocam. Biz gerçekten çok mutlu olduk. Çünkü böyle Bitlis'te gördüğümüz insanları burada görünce, farklı yerlerde görünce biraz şaşırıyoruz ve aynı zamanda hoşumuza gidiyor yani. Evet. Oyun hakkında her ne kadar sizin istediğinizi veya kendi istediğimizi yapamasak da dışarıdakiler beğenmişler oyunu. Ama bizim amacımız dışarıdakileri de size beğendirmek yani. Çünkü sizin beklentileriniz çok büyük, çok büyüktü buraya gelirken. Evet, ben sizin yeteneklerinizin farkında olmanızı istiyorum. Yani bunu bütün amaç buldum. Neyse, teşekkür ederiz Mehmet. Rica ederim. Evet, senaristimiz Kamuran Altılar. Evet hocam. Her türlü bir tisivinin alışık olduğu bir isim ha. Evet, Kamuran, neler oldu, neler yaptık? Bitlis Tanıtım Günleri amacına ulaştı mı sence? Bence tam anlamıyla değil ama ileriki senelerde tekrardan devam ederse fazlasıyla ulaşacağını. Yani tecrübelerle daha mı ciddi organizasyon? Evet. İlk olmasına rağmen gerçekten çok iyi bir tanıtım. Evet. Organizasyon süper, çok güzel. İnsanlar akın akın gelip uğruyorlar. Şu anda da zaten görüyorsak evet. Biz burada aynen konuşurken Ankaralılar böyle bir size sevdalı insanlar akıp akıp gidiyor. Biraz sonra onlara da gideceğiz. Dalacağız şimdi bir ortalığa. Evet sevgili Kamran, devam edelim. Bitlis sevdalıları Ankara'yı ortak nokta seçip İstanbul'dan, İzmir'den, Bitlis'ten, Mersin'den evet, Ankara dışından gelen vardı değil mi? Geldiler evet. Ortak noktamız oldu Ankara. Evet, Bursa'dan gelen Bitlisler de oldu biraz. Aynen.
Yani Tatvan'a veya Bitlis'e, Ahlat'a, Güroğma'ya gerek olmadı bu hafta. Gitmeye gerek olmadı. Evet. Çünkü tanıdık simalar hep karşımızdaydı. Bir Reşadiye durağı, bir Mutki meydanı. Evet, zaten ilk geldiğimizde hemen Reşadiye durağını yapıştırmıştım bir çadırın girişine. Evet, yani o kareleri burada yakalamak gerçekten çok kolay. Buraya gelen insanlar yarım saatinde, bir saatinde olsa bile gerek damak tadıyla, gerek özlemiyle gidip memlekete geri döndüler. Teşekkür ederiz sevgili Kemren. Dengbeşimizi bir alalım. Dengbeş. Sevgili izleyiciler, Kale Cemil oyunu içerisinde en önemli yöresel niteliklerden biri de Dengbeşimizin söylediği şarkılardı. Faruk Şınık. Faruk Şınık'la beraberiz. Gerçekten müthiş bir ses, güçlü bir ses. Eyvallah hocam. Çok etkileyici. Hatta oyun sonrasında izleyiciler özel bir istekte bulundular ve sen şarkıyı söylemeni istediler. Neler hissediyorsun? Ne yaptık? Gerçekten buradaki izlenimlerini çok merak ediyorum. Bir sanatçı gözüyle veyahut da bitisli biri olarak neler düşünüyorsun? Hocam öncelikle şunu söylemek isterim. Bize bu imkanı sunan Tatvan İlçe Kaymakamlığı'na çok teşekkür ediyorum. Evet. Ondan sonra size, çünkü sizin sayenizde çok şey kazandığımı düşünüyorum. Yeni kişilerle tanıştım. Bu da benim için çok önemli. Oyuna gelirsek, hocam bence oyun çok güzeldi. Yani seyirci ilgisi az olsa da bu da reklamdan kaynaklanıyor. Ama oyun dört dörtlüktü. Herkes çok beğendi. Ben de sizin için elimden geleni yaparım yani her türlü. Eyvallah. Bitsin için yapalım. Bireyselleştirmeyin. Bitsin şey yapalım. Memleketimiz için, toprağımız için her türlü zahmete katılmaya hazırız ki sevgili izleyiciler, aslında İşler göründüğü kadar kolay değil. Gerçekten organizasyon içerisinde yer alan tüm emekler, hemşehrilerim ciddi ciddi sıkıntılar yaşadılar. Günde 3 saat, 4 saatlik uykuyla da kimi zaman 2 saatlik uykuyla tüm gün burada durmadan ayakta duran ve çalışan değerli büyüklerimiz oldu. Daha doğrusu bir ekip ruhuyla hepimiz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Evet, tanıtım günlerinin son günündeyiz. Ancak biz bu son günde biraz sözü uzatacağız. Şimdi biraz sonra Tatvan Kaymakamımızın standına gideceğiz. Oradan Sayın Kaymakamımızla bir söyleşimiz olacak. Ve gidiyoruz. Kameraman arkadaş takip etsin.